Simit poğaça için 1 su bardağı süt, 1 su bardağı ılık su, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 adet yumurta, 3 adet 3 tatlı kaşığı toz şeker, 1 paket kuru maya, aldığı tuz. İçi için ise kaşar peyniri kullanacağız. Üzerine ise yarım çay bardağı su, 3 yemek kaşığı pekmez, 1 su bardağı da susama ihtiyacımız var. Ilık su, ılık süt. Bakın artık bence şu mayalama işlemini yapmayan bir izleyicim kalmadı. Ben öyle umut ediyorum. Ben de. Şeker yani 183. 3 bölümdür her gün neredeyse hamur mayalamanın püf noktalarından bahsettik. Bakın ne yaptım? Şekerle mayayı aktifleştirdim. Burada bir miktar karıştırıyorum. Vakit var ise üzerine örtüyorum. 5 dakika bekletiyorum. Köpük köpük kabaran bu karışımın üzerine kalan sıvıları başlıyoruz sırasıyla koymaya. Benim vaktim olmadığı için ben tabii ki direkt giriyorum işin içerisine. Şöyle güzelce karıştırıyoruz. Daha neler yapacağız efendim? Allah nasip ederse evet. Sıvı yağımı içerisine aldım. Şöyle şipşak efendim. Artık her şeyi çok pratik, çok kolay bir şekilde hazırlıyoruz. Şöyle koyuyorum unumu. Her zaman dediğim gibi un ölçüsünü sonradan ayarlamak çok kolay oluyor. Birden unun içerisine kattığınız sıvıları unu yavaş yavaş verdiğinizde maalesef ki dengeleyemiyorsunuz. Denge konusu bu aşamada devreye giriyor. Unu yandan yavaş yavaş efendim, acelemiz yok. Parça parça lokum lokum böyle alabiliriz. Şöyle bakın. Önce güzelce sıvılarımla hamurumu özleştiriyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Diyenlere şifa olsun inşallah. Mübarek cuma saatindeyiz. Şöyle bir toparlıyorum. Çok fazla çocukları şey yapmamak lazım. Dünyanın onların etrafında döndüğünü hissettirmemek lazım. Bir anne olarak ben bunu düşünüyorum. Çok pohpohlarsak dışarıdakilerden de o ilgiyi görmek isteyecekleri için her şeyi sınırında yapmak gerekiyor. Ve ben çok yaparım ama şey biliyor musun? Ben çok severim. Şu o ayrı ama. Adil edili yerim benim. Yok. Benim bir kaşımdan gözümden onlar anlar. Şu an ben bu durumdan. Bir de ben hiç hayır diyemiyorum. Benim o huyum kötü. Kıssam evet. Da küssem de hayır diyemiyorum çocuklara. Keşke hayır diyebilmeyi başarabilsem. Bakın elimde bir parça hamur kalmadı. Vallahi. Muhteşem özleşti. Yani vakit varsa siz biraz daha stres atmak için bir yoğurun. Canım sunucum bırakmıyor. Yoğurun. Bugün böyle birazcık böyle bak, ne derler? Bak sonra yükselen sıkıştırır. Ben yaparım bugün tarifler gel. Kolay. Bugün tarifler kolay. Bismillahirrahmanirrahim. Evet bak. Hemen böyle alıyoruz efendim. Şöyle kabarmış mis kokulu hamurumuzu alıyoruz. Şöyle fırında mayalanmış biraz da sıcak. Şey artık soğumaya başladı ya stüdyo Nami. Şey yapıyorum. Değil mi? Mayalanmıyor. Evet, biraz böyle tık tık gösteriyorum fırına. Tamamdır. Şöyle alalım. Buradan da şunu koyuyoruz. Ver bana. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Şimdi efendim pastane poğaçası yapacağız dedik. Şöyle alayım hatta. Şöyle birazcık uzatıyorum hamurumu. Ve şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 adet poğaça çıkaracağız. Hadi bakalım. Bereketli de bir hamur. Yumuşacık poğaçalarımız olacak. Bana versene azıcık. Sana da vereyim azıcık şurada. Hı. Ben eşit ayıramıyorum. Ben bir şeyleri yok. Ben bir şeyleri yaşamadan dost düşmanı göremiyorum efendim. Bir şeyler yaşayıp böyle kafaya birazcık dank etmesi gerekiyor ki o dostu düşmanı görelim. Şimdi bakın şöyle elimle açıyorum. Bakın şöyle. Bu kısma buraya böyle bol peynirli harcınız ne varsa biz kaşar peyniri kullandık. Serpil doldursun. Ben hemen onları basayım. Açayım mı? Doldurayım mı? Doldur da aç da. Bakın şöyle elinizle şurayı iyi kapatın ki şöyle döndürerek. Bu kısım çok önemli. Açılmasın pişerken. Sonrasında şöyle hafif elinizle yassı haline getirin. Bu pastanede yediğimiz poğaçaların aynısı. Sonrasında şöyle bakın. Bunu bir... Daha mı genişe koysaydım? Şunu da daha iyi olacaktır. Şöyle sulu. Pekmezli bir karışımım var. Biraz evet, ben onu sen şey yaparken hazırlamıştım. Şöyle bakın. Bu.
Gördüğünüz üzere koydum. Soğanımı alayım şöyle. Bir daha hemen yapayım. Yaptın mı Serpil hiç? Yok, kapatmadım hiç. Şöyle bakın, bir tane daha gösteriyorum. Peyniri koyduktan sonra şöyle şurada onu iyice elimin, avucumun iç kısmıyla yuvarlıyorum. Şöyle döndürüyorum ve baskı uyguluyorum. Yuvarlak poğaçalar yapıyorum. Şey demiştiniz, geçen ben yaptım da, biz yapıyoruz abla senin gibi yuvarlak tam şeklinde olmuyor. Bunu birazcık elinizle şekillendirip pişirmeye koyun. Çünkü biliyorsunuz hamur hangi şekildeyse o şekli alıyor pişerken. Yani yayılmayı da öyle yapıyor. O yüzden elinizle birazcık yuvarlayıp şeklinizi ayarlayın. Suya batırıp şöyle buraya batırıyoruz ve tepsime alıp şekillendim. Bunlar oldu mu? Evet. Süpersin. O sana çevirdiğim taraflar, kapadığım taraflar. Tamam. Şöyle bakın, yine pekmezli suyuma koyuyorum. Şöyle küncümün içerisine alıyorum ve tepsime yerleştiriyorum. Şimdi ben bunlara küçük bir desen de yapacağım bıçakla. Çok güzel oluyor. Birazcık hızlanalım. Diğer tariflere geçelim hemen. Yalnız mayalı poğaçayı bile 5 dakika içinde yapıyorum. Daha ne yapayım yani hızlanarak deyince. Ya valla şöyle elimiz... Daha mı hızlanır mı diyor? Aha. Daha ne yapalım anacığım? Nermin fırıncı ustası, ben de fırıncı çırağı gibi çalışıyorum burada. Gerçekten ya. Gerçekten ben vallahi maşallah. Her şeyi şıkır şıkır yapıyoruz. İşte patrona yaranım Nermin. Bu poğaçaları hazırlayıp akşamdan dolaba kaldırın. Bu şekilde şeklini verin. Pişirmeyin, sabah pişirin. Pazar sabahına mesela. Dolapta bekleyebilir. Mayasını dolapta getirebilirsiniz. Hamuru da akşamdan yapıp hiç şekil vermeden de buzluğa kaldırıp mayalama yapabilirsiniz. Böyle alternatifleri de söylüyorum ki siz çok seviyorsunuz çünkü gerçekten. Bir an önce hazır olsun, hemen sabahtan kolaylık olsun diye söylüyorsunuz. Ben böyle Serpil'i açayım, hemen içlerini doldursun. Pazarda da ne güzel olur biliyor musun? Rahat rahat. Çok. Pazar vallahi kahvaltısına efsane olur. Ay. İçine bol kaşar peyniri koyun. Parça şeklinde doğrayabilirsiniz. Rende yapmanıza gerek yok. Böyle bir parmak kalınlığında doğrayabilirsiniz. Şöyle hemen alıyorum. Bakın elime yapışıyor ya zaten. Çok rahat bir şekilde geliyor. Bakın şöyle hiç uğraştırmıyor sizi. Ben en çok böyle pratik şeyleri seviyorum. Şöyle elime yapıştırıyorum. Pekmezimin içerisine buluyorum. Küncümün içerisine alıyorum ve yerleştiriyorum. Evet, bu da Yüksel Bey'in başarısı. Bana küncüyü öğretti sağ olsun. Teşekkür ederim. Bu arada dün akşam canlı yayın yaptım. Ay, sosyal evet medyada. Yıkılıyorsunuz efendim. Gecenin bir yarısında 3000 kişi, kapattığımda 57 bin kişi izlemişti. Yani 57 bin kişi canlı yayınıma girip çıkmış. Muhabbet, sohbet çok güzeldi. Biliyorum çok özlediniz ama malum koşturmacadan canlı yayına bile fırsat bulamıyorum açıkçası. Yoksa benim canımsınız yani. Her zaman yapacağız. Sorular çok enteresan ve güzeldi. Çünkü Serpil bayıldı. Çok. Diyor ki Nermin nasıl bir soru dedim. Bunlar benim takipçilerim böyle. Yani her hayatımın her aşamasını bilmek istiyorlar normal olarak. Ben de veriyorum zaten, anlatıyorum yani. Sabah Bilge'nin söylediklerini anlatayım mı Nermin? Ne söyledi Bilge? Diyor ki Serpil bir açtım diyor. Nermin Hanım diyor canlı yayında diyor. Ama radyatör gözüküyor. Ama 1500 kişi bizim gözüküyordu evet. Ya şey, kamerayı döndüremedim, açtım. Bir de anında 1500 kişiye çıktı. Sonra 3000'leri gördük. Ben şaşırdım yani. Bu kadar aktiflik ben de beklemiyordum. Tabii uzun zamandır canlı yapıyorsun, özlediler. Uzun süredir yapmıyorduk. Özlemişler. Ben de çok özlemiştim. Keyifli oldu. Bir saat 57 bin kişiyi diyorum ya ağırlamışız. Girmiş çıkmışlar. Ama genelde 3000 yani, kişi vardı. Vallahi süper. Düşünün, bak ben biliyorum. Evet, öğrenmişsin. Evet. Bakın batırdık şöyle ve tamamdır. Önceden ısıttığımız 200 derecelik, ya 180 diyelim daha güzel kabarır, fırına vereceğiz. Şöyle bakın. Şurada şöyle bir çizik yapmak istiyorum. Biraz böyle kaşarları da dışarıya çıksın görüntü olarak. Hiç çizik de atmayabilirsiniz ama ben poğaçanın üstünde bu minik desenleri çok severim. Çok da güzel oluyor çok bence. Çok da güzel oluyor kabarınca. Şöyle hemen şimdi kekimize geçelim. Fırınları halledelim. Önceden ısıttığımız 180 derecelik fırınıma veriyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Nermin Nefes mutfağında küncülü bir poğaça geldi efendim. İçi kaşar peyniri rendesiyle. Taşmış resmen.
gerçekten kendini aşmış. Yani şu an bir pastane kokusu. Evet, ben de bir Elazığlı olarak devam ediyorum küncü küncü. Bakın, bak. Böyle de yapabilirsiniz ama kesince böyle buradan bunlar çıkıyor ya. Ne bileyim, şirin gözüküyor. Çok güzel işte. Koktu. Evet, poğaçayı sunumu hazırlayacağım. Şu poğaçanın iç dokusunu göstereyim. Göstereyim efendim. Bak, yumuşaklığa bak. Bak, küncünün dağılmasına bak. Bak, içine bak. Aman Allah'ım. Kaşar peyniriyle özdeşmiş. Hiçbir şekilde maya kokmuyor. Rahatlıkla yapın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.